Şimdi evet. 28 Şubat'ta bazı kararlar açıklanacak. Hı. Sizin bu konuda görüşünüz yani neler, yani nasıl olacak? Ya şu ana kadar aslında ortak yaptığımız tek çalışma parlamenter sistemle ilgili bir anayasa değişiklik paketi. Evet. Yani şu andaki mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçiş için anayasada yapılacak değişiklikler konusunda biz mutabakata vardık. Bu mutabık kaldığımız değişiklik paketinde ay sonunda yapacağımız bir lansman toplantısıyla kamuoyuna duyuracağız. Ama bundan sonra yine o altı parti olarak ortak hangi konularda çalışılabilir diye şöyle bir gündem oluşturduk. Mesela ne üzerinde çalışılacak? İlk seçimle o parlamenter sistemi geçinceye kadarki o ara dönemde, o geçiş sürecinde ülke nasıl yönetilecek mesela? Bunun da bir çalışılması gerekiyor. Ve bunların ortak çalışılması gerekiyor çünkü hiçbir siyasi partinin kendi başına anayasayı değiştirecek gücü yok. Evet. Olmadı da yakın tarihte. Yani hatırlayın bu 2003-2004'te o zaman AK Parti'nin 363 tane milletvekili vardı. Yine de anayasayı değiştirecek gücü yok. 2003 ve 2004'te o Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yapılan anayasa değişikliklerinin tamamı bugün mecliste iktidar partisiyle muhalefet partisinin uzlaşmasıyla yapıldı. Mecliste anayasanın 1/3 değiştirildi o dönemde. Bu müzakereler öncesi, o demokratikleşme, insan hakları, özgürlükler, o tip konulardaki değişiklikleri. 2003-2004'te 2 yılda ve mecliste yapıldı. Nasıl yapıldı? Mutabakatla. Yani mesela anayasa değişikliği ise, anayasa değişikliği ise mutlaka bir siyasi uzlaşma zemini gerekiyor. Tek bir partinin yapması şimdiye kadar mümkün olmadı Türkiye'de. Yakın siyasi tarihinde böyle bir şey yok. Bu siyasi uzlaşma zemini de mutlaka toplumsal uzlaşma zeminine taşımamız gerekiyor. Çünkü bu ülke gerilmekten çok yoruldu. Kutuplaşmadan çok yoruldu. Ötekileştirmekten çok yoruldu memleket. Artık şöyle biraz, ya biz hep beraber bu ülkenin vatandaşıyız ve hep beraber bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülke hepimizin vatanı ve bu ülkenin yarınlar için, hepimizin evlatları için daha iyi şeyler yapmalıyız noktasında bir buluşmak çok kıymetli bir şey yani. Türkiye'nin de şu anda buna çok şiddetli ihtiyacı var. Bu partilerin bir araya gelmesi, birleşip tek parti olmaları anlamına gelmiyor. Yani her parti ayrı kurum, her partinin kendi teşkilatı var. Oturmanız bile yetti zaten. Yani bu demek değildir ki partiler birleşti tek parti, öyle değil. Ama hangi alanlarda uzlaşı olabilir, hangi alanlarda bir ortak payda yakalayabiliriz, onun arayışı. Birlikte bir şeyler ortak, yaparsanız ümit doğuyor. Yani ortak yoksa payda biz... yakaladığımız noktalarda ortak hareket ederiz. Ama ortak payda yoksa da o konuda herkesin farklı fikirleri olabilir. Ama zaten demokrasilerde biraz da birbirinin fikrine saygı göstermek gerekiyor yani. Evet. Ya mesela diyelim ki, örnek veriyorum, eğitim. Şimdi eğitim konusunda her partinin farklı fikri olabilir. Ama o konuda da mesela bu sefer anayasa değişikliği gerekmiyor. Mecliste basit çoğunluk gerekiyor. Basit çoğunluğu yakalayacak kadar parti eğitimde uzlaşır. Onu yapar yani. Mesela. Yani artık bu kavgayı, gürültüyü sürekli düşman üretmeyi, bunu bir kenara bırakıp şöyle ya bu memleket hepimizin hep beraber sahip çıkmalıyız ve bunu beraber yapmalıyız. Ruhunu oluşturmamız gerekiyor. Yani biz bunu önemsiyoruz. Ve inşallah hayırlı sonuçlarda çıkacağını ümit ediyoruz. İnanıyor musunuz böyle yani düzeleceğine, o gidişatın düzeleceğine geleceğiniz zaman gelirseniz? Ya şöyle ben... Yani ne gibi vaadiniz var? Ben sizin ya, için neden oy vermeliyim? Şimdi biz bu işleri hiç yapmamış olsak deriz ki ya gerçekten memleketin durumu berbat, bu düzelmez deriz. Asla düzelmez deriz. Çünkü çoğu vatandaşlarımız kimle konuşursak aklımızda şu soru var. Ya bu gidişat nasıl düzelecek? Çok beter, çok kötü durumdayız. Ben bugün bir malzeme aldım teknemi, ben balıkçıyım. Normalde 1000 lira tutması gerekiyor. Şu kadarcık bir parçaya, boru, vanalı boruya 1600 lira verdi. İki poşet de olmadı, 3 milyar verdi. Ben sordum o vana kaç para diye, 5-6 ay önce diyor 600 TL gidiyor. Ve 1600 lira olmuş. Yani öyle bir çıkmaz değil ki şu an. Ben inanamıyorum nasıl düzelecek. Mazot 13 lira. O vananın ham maddesi metal, dövize bağlı. O vanayı işleyen makina, torna makinesi diyelim en basitinden. CNC. İşte torna makinesi daha gelişmişi CNC. CNC makina, döviz. O makinenin kullandığı elektrik, döviz. Döviz kuru arttığında A'dan Z'ye zam geliyor. O şu anda ortadan kaybolan bakan biliyorsunuz ne diyordu? Biz döviz kuruna bakmıyoruz diyordu. Maaşını sen dövizle mi alıyorsun? Sana ne diyordu? Dövizden diyordu. İşte dövizden sana ne değilse herkes etkileniyor. Bak herkes etkileniyor. Dövizden etkilenmeyen yok yani. Şimdi bu işin düzelmesi nasıl düzeleceksiniz? Bir dürüst ve ehil kadro.
Bizim çok sağlam kadromuz var. Çok düzgün insanlar yani. Ehil insanlar, işi bilen insanlar. Her konuda, hukuk konusunda, eğitim konusunda, sağlıkta, her alanda. Bu iş bir sefer kadro işi bir. İkincisi, karar alırken böyle istişare ede ede karar alma ayrı bir meziyet yani. Bizim ekibimiz böyle takım çalışmasına alışık bir ekip. Bizde şeyler yok ya, ben her şeyi bilirim kardeşim. Ben isterim olur, öyle değil. Danışa danışa çalışan, birbirinden istifade eden bir ekip aynı zamanda. Ve yine bizim özellikle 2002 krizi ve 2008-2009 krizini yönetmeyle ilgili çok ciddi bir tecrübemiz var. Yani şu anda partimizde bizimle beraber olan arkadaşlarımız hep beraber o 2001-2002 o 20 tane bankanın battığı, o döviz kurdun hatırlayın 685 binden 1 milyon 700 bine fırladığı o krizden Türkiye'yi çekip çıkaran bizim kadromuz yani. O kadro şu anda bizim partimizin çatısı altında. 2008-2009 kriz gelip vurduğunda ben Dışişleri Bakanı'yken baktılar olmuyor. Tekrar dediler gene ekonomide sana ihtiyaç var. Döndük. Kolları sıvadık. 6 ay sürdü. Yunanistan batarken İtalya, İspanya, İrlanda hatırlayan o günler, Portekiz bunlar büyük krizler yaşarken biz 6 ayda çözdük onu. Rusya krize girdiğinde bizden destek istediler. Merkez Bankası'ndan bir ekip kurduk, gönderdik. O ekibimiz Rus Merkez Bankası'na anlattı neyi nasıl yapacağını. Rusya'da kriz bir ayda sakinleşti ve o günkü Merkez Bankası Başkanı hala aynı Merkez Bankası Başkanı Rusya'da. Geçen Putin dedi ya, ben Merkez Bankası Başkanı'na talimat vermem, verirsem Türkiye gibi oluruz dedi ya, onu okumuşuz. bir ay önce söyledi. Tatar bir hanımefendi, Merkez Bankası Başkanı, eskiden Ekonomi Bakanıydı, onu iyi tanışıyorum. O kriz gelince Rusya'ya, petrol fiyatları 2008'de 150'ye çıkıp da ondan sonra arkasından hızlı düşünce Rus ekonomisi tamamen petrole bağlı. Birden ruble değer kaybetmeye başladı. Aynı bizde yaşanan gibi. Kendi işlerindeki dolar kuru fırladı gitti. Aradılar ya siz, bu işler sizin çok başınıza geldi. Bize bir anlatın nasıl oluyor diye. Kurduk ekibi gönderdik. 3 gün kaldılar Moskova'da. Döndüler. Ve bir ayda stabilize oldu. Ve o kadar başarılı oldu ki hala tutuyor Putin aynısı. Aynı kadın yani. Dolayısıyla bu ekip çok çok önemli yani. Çok önemli. Yani şöyle çok sağlam, çok çok sağlam. Fazla değil. 10 kişi kilit noktalara getirin hemen ülkenin şekli değişir. Hemen değişir yani. Bu hem ekip işi, hem istişare ve yönetme kültürü, işi bilme, ekip dürüst ve işi bilecek ve tecrübe tabii, tecrübe çok önemli yani. Yani hani bir yaşamışlık çok önemli şimdi sizin burada değil mi, yıllardır mesleği yapıyorsunuz. Yani daha dün yanınızda başlayan, hani bir çırak biliyorsunuz bilmiyorum, bak hani esnafta biz çırak deriz ama Yeni başlayanlara ne diyor? Çırak mı diyorsunuz? Bilmiyorum. Tayfa diyorsunuz. Miço. Şimdi o başka, bir de şöyle bir büyük fırtınalara yaşamış değil mi? Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene mesleğe ömrünü vermiş bir kişinin mesela denize bakışı başkadır. Bir de yeni işe başlamış başkadır yani. Dolayısıyla bizim ekipte fırtına tecrübesi olduğu için, hani en fırtınalı denizde gemiyi sapasağlam tutan bir ekip olduğu için ona da güveniyoruz doğrusu. Yani o tecrübeli bir ekiple şey fırtına onu. Bile olsa hani tecrübeli ki fırtına çok büyükse hiç çıkmaz değil mi? Yani limanda kalalım kardeşim. Hani çıktın denize, fırtına çıkınca ne yapacağını iyi bilir. Ama tecrübesiz bir ekipte çok zor ya. Yani en azından kaptan ve birkaç kişinin iyi bilmesi lazım. Diğerlerinin de ondan öğrenmesi lazım yani. Hani sizin meslekten Bey'in, örnekle geldik buraya ama Tayyip Bey'in yanındayken o ilk 5 sene mükemmel. Ama hiç karışmıyordu ki. Bilmiyordu ve karışmıyordu ya. Yani. Ben AK Parti'ye oy verdim. Buradaki çoğu vatandaş da vermişti. Hep verdik. Valla biz de verdik. Ama muhtarlar bekliyor. Benim okul hakkıdır. Ben sana bir oyumu veriyorsam okul hakkıdır başkanım. Bunu iyi derim. O ilk 5 sene çok mükemmeldi. Tabii. Siz de o zaman yanındaydınız. Onun yanındaydınız. Ondan sonra ne oldu da yani siz saf dışı kaldınız veya bıraktınız bilmiyorum ne oldu falan. Yani niye böyle oldu yani? Şunu demek istiyorum, niçin böyle oldu? Düzgün, dürüst insanlar yavaş yavaş sistemden çıkarıldı ya da çıktılar. Ahlaki zafiyeti olan ve işi bilmeyen insanlar oralara beklendiler. Şimdi iktidar gücü nasıl diyor musun? İktidar gücü. Nasıl bir hurdalığa mıknatısı daldırırsın hurdalığa. Mıknatısı çıkarttığında üzerine nasıl her şey yapışır, çerçöp. İktidar öyle bir şey yani. Üzerine çer çöp yapışıyor. Temiz tutmak çok zor oluyor. Çünkü mıknatıs çekiyor. Her türlü hurdayı üzerine çekiyor yani. Öyle olunca da zaten düzgün insanlar bir kızı yakarsa benim ne işim var artık burada diyor. Sağına dönüyor bozuk bir adam. Soluna dönüyor bozuk bir adam. Artık işim yok burada diyor. Ya da
dürüst olduğu için, bazı konularda taviz vermediği için de kardeşim sen işimize gelmiyorsun artık, git deniyor. Bunların hepsini yaşadık. Yaşaya baktık ki artık bu iş olmuyor. Yeni bir yol açmak gerekiyor dedik. Yeni sıfırdan bir ekip kurmak gerekiyor dedik ve yola çıktık. İşte bizim şimdi buradaki ekibimiz, yani Şile'deki ilçe başkanımıza şöyle bakın, yönetimdeki arkadaşlarımızdan siyasette daha önce bulunan sadece birkaç arkadaşımızdan, KYRX'li siyasete ilk defa bizimle başlayan arkadaşlarımız. Tecrübeli arkadaşlarımız da var ama o tecrübeler hemen paylaşımda, o tecrübe paylaşa paylaşa büyüyor zaten. Öğreniyorlar. Ama bir sil baştan yapmamız gerekiyordu. Biz onu, o sil baştanı burada Deva Partisi'yle beraber yapmış olduk inşallah.